işi tamamlayacağız. 2013 yılı yönetim kurulu karar defterini Ocak sonuna kadar 2014'ün YM defterini ise 2014 Haziran ayına kadar. Arkadaşlar şu cümleyi bile iki kere tevdi değiştirerekten zor hallettik. İlginç bir şey daha söyleyeyim. İşletme defterinden bahsediliyor. İşletme defteri zaten kanunda yazılı değil. Dolayısıyla tevdi de yazılı. Kanunda yer almayan bir konu hakkında bakanlık tevdi düzenleyemez. Bu da bir enteresan düzenlemedir. Dolayısıyla hemen kurumla ticaret kanunu bir değişik yapılıp esnafla ilgili bu maddeyi de koymaları gerekir. Tabii orada çok ilginç. Zaten Nazım da söyledi. Vergi usul kanununa göre defter tutulmak demek gerçekten çok enteresan. Tek düzen hesap planında bile 94'te uygulama başladık ya. Ki o zaman bile Maliye Bakanlığı tek düzen hesap planı çıkarmasına rağmen ticari bilanço kere olaraktan belirledi. Yani ona ticari kanuna göre de vergi kanuna göre uygulamayı vergi usul kanunu değiştirmiş. Ama burada nedense kanunun içine vergi usul kanuna göre defter tutulur dendi ve işi bitirdiler. Evet, 2010'da kullanılacak defteri tasdiki 2013 Aralık ayında yapıyoruz. 2013 defteri 2014'te kullanacaksak Ocak ayının sonuna kadar yaptırabiliyoruz. Evet, açılış kayıtlarını yaptıktan sonra reskont hesapları ile sigorta şirketleri aydıkları karşılıkları ters kayıtla gelire atmaları zorunludur diyoruz. Ve en son, evet. Eski hükümlere tabi yatırım ilişkisine uygulanlar 19.8 stopaj yapmayı unutmasınlar dedik. Onu da ifade ettikten sonra geliyoruz. Başka ne var? Evet, onu da söylemiştim. Evet. Şirket eğer karından kurumlar vergisi beyannamesi verene kadar genel kurulu yapmış olmak ve karar vermek üzere temettü ikramiyesi dağıtmasına karar verilebilir. Verilen bu karar olduğu zaman belirtilen rakamı ne yapıyoruz? Beyannameyi indiriyoruz ama bununla ilgili stopajı kurumlar vergisi beyannamesi verildiği Nisan ayı ya da özel hesap dönemi tabi olanlar o dönemin sonuna kadar tevkifatı nakden veya hesaba ödeme yapıp vergisini ödemek zorundadır. Evet, en son imtiyazname, ruhsatname almış olan kurumların Haçlar Kanunu 8. maddesinde 8 sayı tarifine yer alan yıllık ödenmesi gereken haçları, motorlu taşıtlar vergisinin ilk taksitini ve 2014 yılı Ocak ayında ödemeleri gerekmektedir diyoruz ve bu konuyu tamamlıyoruz. Birkaç hatırlatma var. Onları da notlarımı aldım. Onları da söyleyeyim. Son zamanlarda bir uygulama. Kira ödemelerinde gider pusulası düzenlenme. Çok enteresan. Galiba Kocaeli defter vergi dairesi olabilir. Ama bunun arkasında düşen bazı yazarlar, kitaplar yazanlar bunları ölemiştir. Arkadaşlar, esnaf muaflığından yararlananlardan alınan mal ve hizmetler için gider pusulası düzenlenir. Onun dışında şahsi eşyasını satanlar için bu gider pusulası düzenlenir. Kiraya veren ev sahibi esnaf muaflığından yaralanan bir vatandaş olmadığı için kontrat gereğince karşı taraf gider yazar. Sadece ödemenin 500 liraya aşması halinde bankadan tefsik aranır. Onun dışında başka bir şey yoktur. Yani ortada vermeler hikayedir. Evet, geliyoruz önemli bir konuya. 60 yıldan beri, her ne kadar ben 40 yaşındaysam 60 yılı biliyorum. Dolayısıyla 60 yıldan belli sermayede vuku bulan eksilmeler, yani zararların şirket ortakları tarafından nakit korunmak suretiyle kapatılmasında ne yapıyorduk? Zararı kapatıp işi bitiriyorduk. Bakanlığın görüşü, bu bir ticari kazançtır, kurumlarla ise tabidir. Sadece ve sadece mali bilanço karı ile, mali bilanço zararı ile ticari bilanço zararı arasındaki fark üzerinden vergi alınmak istenmektedir. Önerimiz, böyle durumlarda olan arkadaşlarımız zararı sermayeden indirsin, sonra nakdi sermaye artırsın. Yazdığımız makalede lütfen dedik böyle yapmayın, vatandaşta böyle kullanını göstermeyin dedik ama bakanlıktan hala aynı ısrarla kararlar veriliyor. Geç gelen faturalı söyledik, gayrimenkulü söyledik. Evet, Danıştay'ın bir kararı var, belki duydunuz. 6183 sayılı kanun gereğince sahtekar mükellefin zaman aşımına uğramaya yüz tutmuş bir alacağı için küçük bir miktarda yapılan ödemeler zaman aşımını kesmez diyor. Bu güzel bir uygulama. Ancak üzülüyorum.
dürüst mükellef vergisi öderken sahtekar mükellefe böyle bir zaman aşımıyla vergiden kaçınmasına ben asla rıza göstermem. Hatta bütün meslek mensupları böyle bir fon oluşturursun, oraya para verelim. Vergi dersi böyle zaman olacak vergi borçlarına mahsup etsin, ödeme yapsın, zaman aşımını kessin diyorum. Onu da söyleyeyim. Evet. Kar dağıtımına gelince, biraz Nazım bahsetti. Şu anda tabii ki avans kar dağıtımı bitti artık. Gerek avans kar dağıtımında, gerekse normal kar dağıtımında hangi bilançoyu alacağımız konusunda henüz Gümrük Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'nda ses yok. Arkadaşlar ben yıllarca Ticaret Kanunu uygulama tarihine kadar Gümrük Bakanlığı'nın bütün seminerlerine katıldım. Ticaret Kanunu'yla ilgili hani düzenlemelerle ilgili. Her şey hazır diyorlardı arkadaşlar. Maalesef hiçbir şey hazır değilmiş. Daha birçok tepki çıkmadı. Dolayısıyla biz diyoruz ki ticari bilançoyla UFRS'ye göre bilanço arasındaki hangisi düşükse onu yayınlayın. Bunun dayananda eski SBK uygulamalarına dayanarak söylüyorum. Herhangi bir yasal dayanağım söz konusu değildir. Evet. Yurt dışından gelen, evet. Yurt dışından bir firma Türkiye'deki şubesinin işlerinin kötüye gitmesi nedeniyle bir çuval para göndermişse karton kutularda veya ayakkabı kutularında problem yok. İşte bunlar ticari kazanç olaraktan vergiye tabi deniyor. İki, aynı zamanda katma değere tabi deniyor. Evet, Maliye Bakanı böyle bir görüş var. Devam ediyoruz. Katma değer şöyle oluşuyor. Bir başka örnek vereceğim. Biz eğer yurt dışından bir destek kredisi almışsak, aldığımız bu kredi için faiz ödemesek bile emsal bedeli üzerinden bir faiz belirleyip %18 oranında KDV'yi sorumlu sıfatı ödeyip indirmemiz lazım. Tabii ki ödeme çıkan mükellefler hakkında problem yok ama ödeme çıkmıyorsa, devreden varsa gerçekten finansman yüküdür. Buna katılıyor musun dersen asla katılmıyorum. Onu da söyleyeyim. Temettü ikramiyesi verince ilgili bakanlığın bir de tebliğinde düşüyorum arkadaşlar. Personele performans primlerinin de 31-12-2013 tarihine kadar hesaplanamazsa bunlar içinde kurumlar vergisi beyannamesi verene kadar bu hesaplamayı yapıp beyanname üzerinde düşebilirsin deniyor. Kesinlikle katılmıyorum. Çünkü temettü ikramiyesi performans primleriyle dağlar kadar farklar. Çünkü ben 31-12 gecesi saat 24'te karımı belirliyorum. Genel kurulu en az, en erken 1 Ocak sabahı yapabilirim. Ve bu kararı ancak o gün alabilirim. Performans primlerinde ise 23 ya da 24 kurumlar katma der diyorum. 24 Ocak'a kadar kesinleştirip giderini 2013'e yazmak zorundayım. Ama bakanlık bu konuda görüş verdiğine göre böyle bir şey yaparsak da herhangi bir sorun söz konusu değildir. Ama yasaya aykırıdır. Evet. Zayi olan mallarla ilgili katma değer düzeltilmesi sorun yok. Ancak imha edilen mallarla ilgili hala tereddütlerimiz var. İmha edilmek demek, zayi olmak demek değildir. Bir mal fiziken vardır, kullanma süresi bitmiştir. Takdir komisyonu vardı, imha ettirdiğimiz zaman bu konuda katma değer düzeltilmez konusundaki görüşümü hala ısrar ediyorum. Ancak takdir komisyonu kararlarında, belki elinizde görmüşsünüzdür, takdir komisyonu kararları da bir ifade var. Katma değer şu kadar düzeltecek notlar var. Arkadaşlar çok üzülerek söylüyorum. Takdir komisyonu kararı da sadece ve sadece istenen matrah veya matrah kısmı takdir edilir. Bunun dışında herhangi bir yetkisi söz konusu değildir. Hele hele katma değer vergisi düzeltilecektir. Şu kadar KDV'yi düzeltin demeleri gerçekten yasaya son derece aykırıdır. Az bir şey kaldı. Bu da kamu gözetimi. Arkadaşlar herkes herhalde şey aldı değil mi? Belgesi aldı değil mi? Kamu gözetimi. Harika. Ben de almadım. Sınava girdim de alacağız inşallah. Şimdi arkadaşlar kamu, belki de size anlatılmıştır ama ben hatırlatmak söylüyorum. Kamu gözetimi tarafından belirlenen sözleşme maddeleri arasında iki tane konu bizim dikkatimiz çekti. O da birincisi ücret maddesi.
ücret maddesinde işte şu kadar saat bilmem ne deniyor, şunlar şunlar yolmazsa dahil deniyor. Ama aşağıda bir açıklama yapılıyor, işte şu kadar saat şunun falan. Acaba yol giderleri bu ücretin içinde midir, dışında mıdır? Lütfen o konuyu kendinize göre yazınız. Diğer konu, itilaf konusu olduğu zaman hangi yargı emraciyetiniz konusunda orada bir düzenleme yok. En son maddeye de göre de en son kısmına da kendiniz ilave edin diyoruz. Tabii şu anda biz söylüyoruz. Diyorsun işte itilaf olduğu zaman işte İstanbul şey falan, Ticaret Mahkemesi sorun ya da hangi mahkeme bilmiyorum. O sorulur diyebiliriz. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ben sevgili üstadımıza çok teşekkür ediyorum.